Su elementi, duygular dedik. Suyu nasıl siz böyle bıraktığınız zaman, hani simya ilminde elementleri gördük, simya ilminde tekamül merkezlerini, çakraları gördük. Bugün saflaşmada da aslında hepsinin bir birleşimini görmüş olacağız. Yani aslında saflaşma duygular, düşünceler ve sözler. Gerçekten eğer bu üçünü biz gerçekten hani bununla ilgili olan bütün bağlantılarımızı merkezimizde tutup da bunları yönetebilirsek ve bunlara nasıl kanal veya vesile olabileceğimizi bilirsek, zaten o yaradanın yaratma gücüyle bir ve bütün olarak biz de aslında oldurma gücümüzü ortaya çıkartmış oluyoruz ve ana yaşam amacımıza da ulaşmış oluyoruz. Çünkü hayat aslında hep bu açılıp kapanma. Yani aslında açılıyorum, göğe doğru bakıyorum, yani rahmaniyete, ışığa, babaya, güneşe, erile kapanıyorum, o yine yeryüzüne, hani o rahmaniyete, anneye. Yani ikisinin arasında o aldığım nefesler ya da verdiğim nefesler aslında benim birazcık daha merkezimde kalıp dengelenmemi sağlıyor. Yani bizim böyle donup kaldığımız, şok edici enerjiler yaşadığımız bir hafta bu hafta aynı zamanda. Ve bu şok edici enerjilerden dolayı da o kadar çok böyle donup kaldığımız anlarımız oluyor ki, ve bu bizim tabii ki enerjimizi, yani o andaki içimizdeki duyguları, ne halde olduğumuzu bilmiyorsak, tıpkı bir cep telefonu ya da bir laptop gibi, hani nasıl laptop ve cep telefonu ışığını kısar o güç tasarrufu için, insanın bedeni de öyle kendi ışığını kısar ve o güç kaynaklarını kapatır. İnsanın bu gayri ihtiyarı içinden gelerek hani yaptığı bir şeydir. Yani kendi içindeki o rahmaniyeti ortaya çıksın ve o rahim yönüyle de, işte ki o Rahman Rahim, işte rahim yönüyle de o açığa çıkan şeyle birlikte hani onun güzelliklerini seyredebilsin hani bu bakımda. Dolayısıyla aslında yaşadığımız, içinde bulunduğumuz ortamdaki bu kaos ve karmaşanın içinde doğumumuzla beraber hani gelen, bu aslında bizim kendi içimizde, biz çeyizimizle geliyoruz. İçimizdeki Rahman ve Rahim'in evliliği aslında, içimizdeki eril ve dişilin o tamlığını ve bütünlüğünü yaşadığımızda ve ne halde olduklarını bildiğimizde, o zaman aslında o çeyizler de açılıyor ve onların o değerini, o güzelliklerini de yaşıyoruz. İşte bunların açığa çıkması için içteki o çeyizin, bizim yaşamın içerisindeki o kaos, karmaşa, hastalık, sıkıntılar, dertler ve problemlerin içerisinde, o duygularımızın içinde boğulacağımıza, orada bana nasıl bir mesaj var? Bunun hikmetleri ne ola ki? Ya da işte ben buradan nasıl dersler çıkarabilirim gibi yaklaşımlar aslında bizim kendi içimizde yüklü olan çeyizimizin açığa çıkmasını ve içimizdeki eril ve dişil, içimizdeki yin yang veya Rahman ve Rahim'in ne halde olduğuna da şöyle bir baktığımızda, o duygu düşünce sistemimizle birlikte çok kolay bir şekilde bütün bunları kendi faydamıza ve çevremizin faydasına çok rahat dönüştürebiliriz. Çünkü olan her şey aslında bize o içimizdeki hediyeyi, mesajı, hikmeti verebilmek için bize yaşatılan bir program, bir sistem aslında. Bunu böyle bilirsek teşekkür ederiz o kaosa. Çünkü her kaos aslında yanında bir yaratımı getiriyor. Her yıkım aynı zamanda çok müthiş yapıcı bir yine yaratımı getiriyor. Dinlemek de bizim rahim tarafımız. Dinlemek ve dinlerken de dinlenmek. Yani mesela paylaşım için bile bir ortamda biz dinlediğimizde önce kendimizi veya başkalarını aslında biz dinleniriz. Ve onun içerisinde aslında bir alan açarız. Hem çevremizdeki insanlara bir alan açarız, hem kendimize bir alan açarız ve nefes alırız aslında orada. Hani bir acelecilik, sabırsızlık göstermeden bir dinleyebilmek, o rahimiyet tarafımız yani. O da zaten ay menzili, Muhammedi bilinç ve anneyle de çok bağlantılı. Ve rahimiyet içimizdeki, yani bu rahimiyette zaten hani şükür nimeti vereni görmekmiş ya, yani şükürle de çok bağlantılı bu. Tabii rahimiyet bizim üreten tarafımız, anne ile de bağlantılı, o bolluk bereket üreten taraf da zaten şükür ile artan bir şey.
Çünkü zaten biz izlemeye başladığımızda, dinlemeye başladığımızda kendimizi ve çevremizi çok rahat orada şükredilecek şeyleri de görebilmiş oluruz bir nevi. Dolayısıyla duygularımızı özgürleştirip kalbi hafifletmek, sırtımızın yükünü azaltmak ve yaşamın keyfini çıkarabilmek için hani arada sırada da böyle bir oturan boğa konumuna geçmek hani çok güzel. Çünkü sürekli olarak bir koşturmaca, acelecilik, yoğun bir düşünce ve faaliyetler bizi tabii ki kendimizden koparır ki zaten bu yaşamdaki amacımız ölmeden önce, o son nefesimizi vermeden önce bu bedenin içerisinde ölmek, yani ölmeden evvel bu bedenin içerisinde ölmek ve gerçekten hakikatimize, yani Yaradan'a kavuşmak, ona ulaşmak, onu tanımak ve onunla bir ve bütün olarak hayatı deneyimleyebilmek. Yani tefekkür aslında unutulmuş bir sanat bu bakımdan ve hikmetler de müminin, yani mümin ne demekti? Emin olunan demekti. Yani aslında kayıp bir hazinesi. Biz işte o kayıp olan hazineyi bulmamız gerekiyor. Dolayısıyla Kur'an'da da bir surede geçiyor. Yani biz rüzgarı yağmurdan önce haberci olarak göndeririz diyor Kur'an'da. Rüzgar burada aslında nefes, hava. Yani biz aslında her nefesimizde, her sözümüz ile, her an bir sonraki anı yaratan düşünceler ile, aslında bu iletişim sağlayan hava elementi ile bu bilinçli aslında bir sonraki anı olduruyoruz. Bir sonraki anı yaratıyoruz ve bizden manalar, yani esmalar açığa çıkıyor bir nevi. Yani aslında bütün o esmalar dediği düşünceler, yani hava elementi. Ve acaba sorumluluğunu alıyor muyuz? Ağzımızdan çıkan o hava elementi sözlerde saflaşma işte. O sözlerimizle birlikte aslında biz bir sonraki anımızı yarattığımızın farkındalığında mıyız? O yüzden bir dua ile hani bu noktada başlayalım. Hep birlikte. Çok büyük dualar ediyoruz ama zaten sözlerde saflaşmada kendi duamızı yazmak konusu var. Gerçekten hazmetmek çok önemli. Hazmıyla bazı şeylerin olması. Çünkü bazen ilmin bereketini dileriz ama o kadar çok ilim gelir ki bize hazmedecek onu, hayatımıza geçirecek, hal haline getirecek, maddeye tezahür edecek vaktimiz olmaz veya bunu keyifle, neşeyle, huzurla, hazmıyla yaşamak nasip olmaz. O yüzden hani hazım çok önemli. Hazmıyla ve farkındalıkla, idrak ederek ve afiyetle ve kaldırabileceğimiz kadar o yükün hani bizim omuzlarımıza yüklenmesi ve bu şekilde de kolaylıkla bütün Yaradan'ın bu alemini, onu bir ve bütün olarak tanımak nasip olsun. Şimdi saflaşmada en önemli şey aslında bir de bizim anne ve babamızla da kurduğumuz bağ. O yüzden birazdan bir tövbe duası yapacağız birlikte. Çünkü belki hani Allah rahmet eylesin, anne ve babasını kaybedenler olabilir ya da sadece anne sadece babası, ama eğer bizim içimizde hala onlarla ilgili bir takım sıkıntılar varsa bu da bizim o en saf, en duru, en hafif halimize ulaşmamızda perdeler olarak kalpte kalıyor. Rahman ve Rahim aslında baba ve anne demek. Anne aslında bizim hayat ile işte bu bakımdan kurduğumuz ilişki çok önemli. Baba da aslında maddi manevi bereket, hayattaki otorite figürleri, aslında Yaradan ile, ilahi olanla, o Rahman olanla kurulan ilişki. Özellikle ilahi sisteme olan güven, başarı, ünvan, hani bunlarla bağlantılı. Yani hayatımızda eğer biz saflaşmak istiyorsak, bir dönüşüm, simya bir değişim ve dönüşümdür. Bunun olmasını istiyorsak aslında özellikle içimizdeki o anne babayla ilgili olan bağlantımızın, içteki o Rahman ve Rahim'in, eril ve dişilin, yani hayat ile kurduğumuz, ilahi sistem ile olan ilişkilerimizi öncelikle bir gözden geçirmemiz gerekiyor. En böyle tükaka dediğiniz ve öyle baktığınız özellikleri yazın mesela. Bu kendinizde de olabilir, başkalarında da olabilir. Mesela bu tembellik olur, erteleme olur, kabalık olabilir, her neyse. Sonra bunların size aslında kazanımlarını yazın. Mutlaka bunların size kazandırdıkları vardır. Hani bu sizi o zaman daha kolay kabule geçirtir. Yani kabul, çünkü dönüşümün kolaylıkla olmasını sağlıyor. En önemlisi tabii bu dönemde de, hani bu virüs döneminde
Solunum yolunu nemlendiren hatmi çiçeği. Hatmi çiçeği çok iyi gelir bu noktada. Duygularımızın hani gerçekten hem güçlenmesini hem de merkezinde olmasını sağlar, dengelenmesini. Aynı zamanda hücrelerinizdeki o ayın bilgeliğini, o duygularla bağlantımızı arttırır. Yani ay ile ilgili bitkilerin derin şifalanma sağlığı zaten birçok kaynakta var. Özellikle lucid rüyalar, rüyalarımızı bilinçlendirir. Dişil doğamız, hani erkek bile olsa içimizdeki dişil doğamız ile bağlantı sağlar. Gezegenlerin bilgeliğini alırız. Yani aslında ay, yani su elementi duygularımız çok iyi bir öğretmen ve şifacı. Tabii hatmi çiçeği müsilaj yapışkansa bir yapısı var. Duyguları yatıştırıcı, nemlendirici ve aynı zamanda da akciğer mukozasını yenilenmeyi sağlar. Mesela kuru öksürük, bronşit, kabızlıkta da çok iyi. Çok güzel bir ay bitkisi. Aslında var olan bütün hayallerimiz, düşüncelerimiz, dua veya niyetlerimiz o bolluk ve bereketiyle o kenzi mahfi denilen o kalbimizdeki gizli hazinenin içerisinden açığa çıkarak dışarıda kendisini projekte ediyor. Sadece tabii ki insanlar bizim zamana yayılmış diğer parçalarımız ve zaman dilimi de bir akordeon gibi açıldığında o tek bir noktadan bizler tabii ki bu zaman illüzyonunun içine giriyoruz. Ancak aslında ihtiyacımız olan anda gerçekten onun gerçekleşeceğine dair olan inancımız ve eminliğimiz burada onu yaratıyor. Çünkü bizler kuantumsal olarak baktığımız anda dönüştürücü gözlemcilere dönüşüyoruz ve aslında esas şifalama o bir nevi. Çünkü bunun içinde hiçbir hal yok aslında. Sadece o dinlemenin, izlemenin huzuru ve muhteşemliği, yani huşusu var o anda ve kendi içimizde büyük bir hareket var. Yani zaten Tao Te Ching'de Lao Tzu'nun şey diye geçer: hareketsiz hareket, çabasız çaba. Yani dışarıda böyle bir hareketsiz gözüküyoruz, şahit olan bir yapı, ama içeride müthiş bir hareket var. Yani dışarıda böyle bir çabasız böyle duran bir hal var, ama içeride çok büyük bir çaba var. Çünkü biz içeride kendimizle uğraşıyoruz sadece. Duygularım ne halde, işte ben ne haldeyim. Orada işte onları yönetmeyi çok iyi bilen bir yapı varsa, nerede ne oluyor, ben ne haldeyim diye. Biz onu zaten merkezimize, kendi içimizde uğraşarak getirdiğimizde bizden yayılan zaten her neyse o şifanın kendisi oluyor. Ve yaydığımız o frekansla da etrafımıza o ışığımızı, şifamızı yaymış oluyoruz. Şahitlik bir nevi. Yani aslında her ne oluyorsa olan şey, hani Merkez Efendi'nin hikayesindeki gibi, bunun içerisindeki hikmetleri, güzellikleri görebilmek, o mesajları alabilmek ve olayın içinde ne kadar muhteşem bir matematiğin, güzelliğin ya da her olayın kişilere neler verdiğinin farkına varmak ve izin vermek, müdahale etmemek belki de. O yüzden hani aslında her bir esma açığa çıkıyor. Yani biz haberleri izlediğimizde, diyelim ki çığ düştü, deprem oldu, o öldü, bu olduğunda bizim içimizde belki de nice esmalar açığa çıkıyor. Yani mesaj sadece diyelim ki onu yaşayanların kendi aralarında değil, onu seyreden, izleyen topluca, yani kolektif olarak da sistem mesajlarını değişik şekillerde böyle insanlığa, topluluğa veriyor. Zaten şu dönemde de aslında toplu geçişler, ruhsal olarak da hani Allah rahmet eylesin tabii bu geçişlere olan insanlara. Dolayısıyla burada tabii onu yaşayanlar ayrı bir mesaj alıyor, onu izleyenler ayrı, duyanlar ayrı. Bunların hepsinin bir şeyi var, yani bir hikmeti, bir güzelliği var bu bakımdan. Hepsi bir şeye hizmet ediyor, yani bir esmayı, bir manayı açığa çıkarıyor. Mesela böyle bir anda biri karma diyor, mesela bir karma yaratıyor kendi yaşamında belki de. Ama biri de Allah'ın takdiri diyor. Biri de sadece izleyip herkese verdiği güzellikleri izleyen biri oluyor. Orada mesela bir huzur ve vecd hali oluyor zaten, hani o izlemek, şahit olmak. Yaradan'ın gözlerini, bakışlarını barındıran bir hal aslında. Sadece bakma hali değil, aslında olanın o mükemmelliğini de hani görmek bu bakımdan. Ama eğer biz bir çatışmanın ortasındayız, izliyoruz, bu bize dokunuyorsa, bu bizde bir duyguyu açığa çıkarıyor. İşte o duygudan kaçmamak, onun içinde kalabilmek, üzgünlük, değersizlik, keşke böyle olmasaydı,
İşte bunların biri varsa tabii onların üzerinde çalışmamız çok güzel şeyleri ortaya çıkarıyor. Çünkü onun bir mesajı var bizde o bakımdan. Önemli olan da zaten bununla ilgili zaten ücretsizeğitimalan.com'da da yükledik biz. Hani ne haldeyim, neye karşı. Onun dışında da tabii burada dokümanlar var.